Nereden buldun sen onu? Aşağıda. Aşağıda mı? İmkansız. Saklamıştım ben onu. İyi saklayamamışsın demek ki Aliye Hanım. Ya iş başa düştü yine. Sen bana akıl vermeyi bırak da dua et yine hayatını kurtardım. Hicran bunu bulsaydı var ya yanmıştık. Tam zamanında gördüm de aldım oradan. Yani senin anlayacağın borcun kat kat katlanıyor Aliye Hanım. Niyeymiş o? Sen bu halde kalkıp bunu saklayamayacağına göre iş başa düştü yine. Ama hiç merak etme. Ben gümrük muhafaza memuru gibi bunu saklarım. Tabii ücret mukabilinde. Anlarsın ya, bunun ücreti biraz fazla olur. Mücevherat, sigortası yüksektir sonuçta. Kızım, bir şey söylesene. Sordunuz ya, nasıl atlatıyorsun diye. Herhalde bu deli kız benim tesellim oluyor. Aynı Elif. Konuşması, tavrı. Bıcır bıcır. Ateş parçası. Elif kızım sağ olsaydı çok iyi anlaşırlardı. Kırk yıllık ahbabı sanki. Ziyarete gelmiş de ilaç getirmiş. Siz onu benim külahıma anlatın. Halil teyze, senin bu kadınla bir alıp veremediğin var ama ne? Heh, bir garabet de bu. Senin Emre ile derdini biliyoruz da Emre'nin seninle derdini. Ne diye yaptırdı o DNA testini? Hadi birlikte yaptınız bu işi diyelim. Ne güzel işte yaşıyormuş çocuğun. Niye böyle karayaslardasın? Emre niye herkesi, hatta Melih'i bile uzak tutmaya çalışıyor senden? Bak sana ne diyeceğim. Hicran ablanı düşünüyor olman, onun mutluluğunu istemen çok güzel bir şey. Ama Hicran ablan bu aralar biraz hassas. Yani sen şimdi bu patiyi ona vermek istersen belki bebeğini hatırlayıp biraz üzülebilir. Yani bu aralar biraz yalnız kalsa daha iyi olur sanki. Öğrenelim bakalım. Hicrancığımızı bu kadar üzen mesele neymiş? Ay abla görsen, Kerim onu tutmuş kolundan nasıl köşede sorguya çekiyor. Tabii Emre Bey'den ağzının payını aldı ya. Saracak yer arıyor. Hayır benim anlamadığım, bu Yeliz cadısının Kerim'le ne işi olur? Ne iş olacak kızım? Çay mevzusundan şüphelen dedin ya sen. Ya yok abla o ayrı bir şey. Ya bu Kerim niye Aliye Hanım'a bu kadar sarmış? Ne işi var yani? Bak görürsün, bir şey çıkacak. Allah veri de zehirlemese kadını. Vallahi Zehra, sonunda o ağzını kör dikişle dikeceğim. Kızım, sen niye çeneni tutamıyorsun? Bak daha yeni başına bir sürü şey geldi be yavrum. Az biraz bir akıllan ya. Ya bir dakika, bir dakika ne olmuş Allah aşkına? Sabah kim mevzu mu? Hem Burak Beylerin derdi neymiş? Ay sen niye şimdi girdin mevzuya zırt diye, hayret bir şey. Ya ikinize de bir öğretemedim. Görmedim, duymadım, söylemedim demeyi. Hadi arkadaşlar işinize. Hadi, hadi kızım çilen işlemesin. Hicran, ben bir soru rica edebilir miyim? Yavrum, sen niye bu kadar üzgünsün? Evet, yok bir şey Nedim abla. Senin sabahki mevzuya mı canın sıkkın kızım ha? Ya niye kapışmışlar onlar? Süleyman, ha? Sen bahçedeki gülleri sulayacaktın hani. Bir de dikenlerini budayacaktın ya. Ha. Hadi canım.
Tamam, tamam. Size de kolay gelsin. Nurten Hanım, bu sabah Emre ve Burak Bey arasında bir gerginlik yaşandı.